Lima Holding ve İçtaş Holding işbirliğinde Muğla'nın Akciğer'i Akbelen'de binlerce ağaç katledilmeye devam ediyor. Kesilen ağaçlar yok edilen canlı yaşamıyla bölge halkı da yerinden edilme tehlikesiyle karşı karşıya. Arkadaşlar bunlar eşya değil, bunlar canlı. Yaşıyorlar, hayattalar. Bir yanda yaşamı savunanlar, diğer yanda onu yok edenler. Akbelen'de kıyım sürüyor. 9 gün, tam 9 gün oldu. 40 derece sıcağın altında verilen bir mücadele. Ancak biz daha dün yayın yaptığımız yere bugün artık giremiyoruz. Çünkü iş makineleri ve kepçeler ne yazık ki ağaçları halen katletmeye devam ediyor. Nihat Özdemir ve Sezai Bacaksız'ın ortak olduğu Lima Holding ve İbrahim Çeçin'in sahibi olduğu İçtaş Holding işbirliğinde Muğla'daki Akbelen Ormanları iki holdinge bağlı YK Enerji Termik Santrali'ne kömür çıkarmak için katledilmeye devam ediyor. Atalarının mezarları, ibadethaneleri, köyleri, evleri, tarım arazileri, zeytinlikleri, ormanları, ağaçları her şey yok ediliyor. Şirketler ağaç kıyımına devam ederken bölge halkı ve doğal savunucuları da direnişini sürdürüyor. Bakın bir, burada çok önemli bir turizm potansiyeli yok ediliyor. İki, su potansiyeli yok ediliyor. Üç, bir de burada yaklaşık 9 tane köy yerinden edildi. Doğa savunucularına destek ziyaretleri ise devam ediyor. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, doğa nöbetini sürdüren köylüler ve çevrecilere destek vermek için bir kez daha bölgeye gitti. Yaklaşık 2-3 yıl sonra geleceğiz, burada çok büyük bir çukur göreceğiz. Bütün bu doğal yapı buradan kaldırılmış, tamamen kuraklaşmış, çoraklaşmış bir cehennem kuyusu göreceğiz burada. Yok edilen sadece ağaç varlığı değil. Binlerce yıldır yaşamın sürdüğü topraklar da çoraklaştırılıyor. Şu an şu sol tarafımda tamamen orman katledilmiş durumda. Karşı tarafımda orman katledilmiş durumda. Birçok canlı evinden oldu, hatta öldü bile o kepçelerin altında kalarak. Evet, direnişlerini sürdürüyorlar. Sürdürmekte de çok haklılar. Bakın eyyamı bahur sıcakları geldi, kapımıza dayandı. Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini yaşıyor ve tebahur ediyoruz. Sıcaklardan cinnet halindeyiz. Neden? Çünkü iklim değişikliği. Peki iklim değişikliğine karşı savaşta en güçlü silah ne? Ormanlar. İklim değişikliğine karşı savaşta ormanları bir silah olarak kullanmak istiyorsak ağaçların büyümelerine izin vermemiz gerekiyor. Ama biz onun yerine ne yapıyoruz? Orman katlediyoruz. Bakın benim elimde şimdi bir kitap var. Bu kitabı tam da Akbelen katliamı sırasında tüm Türkiye'ye önermek istiyorum. Hem New York Times'ın hem de Der Spiegel'in çok satanları arasında bu kitap. 23 dile çevrilmişti ben aldığım zaman. Daha üzerinden zaman geçti, belki başka dillere çevrildi. Daha başka baskıları da oldu. Şimdi burada bu kitabı okuyunca ağacın ne demek olduğunu daha iyi anlıyorsunuz ve ancak ağaçları anlayabilen onları koruyabilir. Mesela bu kitapta diyor ki ağaçların acıyı hissedebildiğini, hafızaları olduğunu ve ebeveyn ağaçların çocuklarıyla birlikte yaşadığını öğrendiğinizde artık onları sanki sıradan bir işmiş gibi devasa makinelerle kesip hayatlarını alt üst edemiyorsunuz diye yazıyor. Bu kitapta ormanda yaratılan ekosistemin iklim değişikliğini yavaşlatmada oynadığı çok önemli role vurgu yapılıyor. Orman bir karbondioksit süpürgesi, yani orman aslında devasa bir karbondioksit emici. Ormanda yapılan her yürüyüş oksijen duşu almak gibi bir şey. Klima diye ağlıyoruz. Orman tahtadan bir klima, su pompası, biyolojik çeşitliliğin amiral gemisi. Ve kitap diyor ki ağaçlardan faydalanan hayvanların çoğu onlara zarar vermez. Tabii insan hariç. Fazla açgözlü olan ve karşılığında hiçbir şey vermeden çok fazla alan organizma, burada kasıt ağaç katliamı yapanlar, yaşamak için ihtiyaç duyduğu şeyi yok eder ve sonucunda kendi nesli tükenir. Çünkü ağaçlar biz olmadan yaşıyor ama biz onlar olmadan yaşayamayız. Dolayısıyla hararetle, ama hararetle tavsiyemdir bu kitap. Ağaçların Gizli Yaşamı diye bir kitap. Onlarla duygusal bağ kuruyorsunuz ve bir cinayetten hiçbir farkı olmadığını ve aslında onları keserek kendi geleceğimizi kestiğimizi, attığımızı
anlamış oluyorsunuz. Şimdi doğa katliamcılarının para hırsı tabii biter mi bitmek bilmiyor. Madencilerin kuşattığı Artvin doğa katliamıyla karşı karşıya. Özaltın İnşaat Artvin'in o güzel doğasında katliama hazırlanıyor. Canlı yaşamını tehdit eden altın madeninde sondaj çalışmaları köylülerin isyanına rağmen tam gaz devam ediyor. TV100 ise o şirketlerin peşini bırakmıyor. Ne ağaç katliamı, ne siyanür, ne kimyasal atık, ne de insan yaşamı. Maden şirketleri doymak bilmiyor. Kardeşim, orada çıkan madenin tozundan, zehirinden buradaki adam ne yapacak ya? Köylülerin bu isyanı ise umurlarında değil. Bir yanda Akbelen'deki ağaç katliamı, bir yanda Çanakkale'deki Kaz Dağları. Maden şirketlerinin sahiplerinin gözü doymuyor. Şimdi de sıra Artvin'de. Holdingler maden uğruna, rant uğruna doğayı katlediyor. Önce Kaz Dağları'nda maden çalışmaları, ardından Akbelen ormanları. Son olaraksa maden şirketlerinin hedefi Artvin. Kentin Ardonuç ilçesine bağlı Gümüşhane köyü civarında altın madeni arama çalışmaları nedeniyle ağaçlar kesiliyor. Tam olarak burada doğa katliamı yapılıyor. Bu kez doğa katliamının başrolünde Hayrettin Özaltı'nın sahibi olduğu inşaat var. Doğasıyla baş döndüren Artvin'de hali hazırda maden arama çalışmalarını sürdüren şirket yüzlerce ağacı kesti. Şimdi de altın madeni için kapasite arttırmak istiyor. Şirket proje alanını büyütmek için ÇED'e başvuruda bulundu. Eğer bu başvuru onaylanırsa altın madeni arama çalışmaları 602,22 hektarlık bir alana çıkacak. Bu alansa 844 futbol sahası büyüklüğüne denk geliyor. Kesinlikle karşıyım ben. Bak 40 senedir ben kamuda çalıştım. Ve her yılda kendi köyümü arz ettiğim için geliyorum. Ben çalıştığım sürede de geldim zaten kamuda çalıştığım zaman. Bizim böyle ocaklarımız vardı. Onun üzerinde şöyle bir şey yazı vardı. Siyanür affetmez diye. Onun zararı bize gelecek zaten. Geçmiş dönemde de biz bunu yaşadık zaten. Köylülerin isyanı, doğaya verilen zarar da Özaltı'nı durdurmuyor. Sondaj çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Gümüşhane ve Okumuşlar köyü ile Tuzluca mahallesini kapsayan alanda altın madeni arama çalışmaları sürüyor. Şirket bölgede sondaj çalışmalarını sürdürüyor. Tahribat devam ediyor. Hayvanların gürültüden bir kere yaşam alanları değişmiş. Ayılar yaşardı. Boğa Tepesi deriz orada. Boğa Tepesi'nin orada ayı yaşardı. Yaşam alanıydı. Şimdi oralarda maden çalışması yapınca haliyle o ayılar oralardan gitmişler. Maden çalışması yapılan yerlerde uyarı levhaları koymuşlar. Şimdi orada altta ufacık bir yere yazmışlar. Doğa bize miras değil, emanettir. Emanetinize sahip çıkın. Ya Allah aşkına bir gidin görün ki o emaneti ne yapmışlar. Bu katliamla sadece doğa zarar görmüyor. Köylülerin yaşam alanları yok oluyor. Gıdaya zehir bulaşıyor. Yüzlerce canlının etkilendiği altın madeni arayışı tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan insanları da etkileyecek. Buradaki köy halkı göçe zorlanacak, hem ağaçlar katledilecek hem de insanlar yerinden olacak. Siyanür kullanırsalar içme sularına karışacak, hayvanlar şey yapacak, doğayla, rüzgarla, dumanla gelecek, vatandaş zarar görecek, mahsul alamayacak. Sen gelmişim para kazanacağım, ben daha büyük servetler edineceğim. Sen buradaki doğayı katledeceksin. Ben de yandan bakacağım arkadaş. Bunu artık bilmiyorum buna. Bozulan toprakların yapısı ve hava yüzünden köylüler evlerini bile boşaltmak zorunda kalabilir. Çünkü burada maden çıkınca, burada ayrıştırma yapınca o zehri ben orada almak zorunda kalacağım. Ne yapacağım? Mecbur bu memleketi terk etmek zorunda kalacağım. Biz aslında kesinlikle bu doğayı kaybetmek istemiyoruz. Yani biz burada yaşamak istiyoruz her zaman. Bu doğanın bozulmasını, burada maden, biz zenginliğe karşı değiliz. Yeraltı zenginliklerimiz çıkarılsın, değerlendirilsin ama böylesine doğayı bütünüyle tahrip edecek, kurda, kuşa, canlıya yaşam hakkı tanımayacak bir hunharca bir çalışmayı da istemiyoruz burada. Şu anda Akbelen'de insanlar direniyorlar. Evet. Oradaki direnişi canı gönülden destekliyorum ve bir gün de biz çıkacağız cepheye ve onların desteğini de biz istiyoruz.